Günaydın. Biz erkenden kalktık. Saat 8 şimdi. Apartmandan çıkıyoruz. Aras'cığımı parka götüreceğim. Yeni bir park gördüm. Orası çok hoşuma gitti. Bakalım Aras'cığım sevecek mi? Hem babasıyla halası da uyuyorlar. Biz de o sırada süt burgerimizi yiyeceğiz. Bebek arabamızla birazcık bakalım gezelim. Evet, ayakkabılarımız da arabadaydı. Ayakkabılarımızı giydik, bebek arabamıza da oturduk. Aras'cığım şimdi parka gidene kadar süt burgerini yesin. Parkta da inşallah çok güzel bir park, hemen oraya da size göstereceğim. Orada görüşürüz. Bakar mısınız? Aras'cığım bu park nasıl bir park? Güzel mi park? Gidelim mi oraya? Aras? Gerçekten güzel bir park. Hadi bakalım. Hemen bu parka gidiş yapıyoruz. Şimdi parkta bir sistem yapmışlar. Aslında çok doğru bir şey. Bir yönden de çok tehlikeli bir şey. Şimdi Aras'ı mesela buraya getirdim. Sırf bu yukarıdaki o kaydıraklarda kaydırayım diye. Benle beraber kayıyor çünkü normalde Aras. Ama öyle bir şey yapmışlar ki altta kalıyor. Yani küçük çocuklar için alt kısmı yapmışlar. Çok güzel bir şey. Büyük çocuklar için tehlikeli olabileceğini düşündüğüm şu kısımları yapmışlar. Aras'cığım için en uygun yer şu an sadece alt kat. Oraya çıkabileceği tek yerde bu silindir diyebilirim. O yüzden bir tık bizim için üzücü oldu. Gönül isterdi ki keşke şu büyük yerlerde de kaydırabilseydim Aras'ı ama benimle beraber kayacaktı zaten de. Yani benim oraya Aras'la çıkma ihtimalim yok. Ben kendim çıkabilirim ama Aras beraber çıktığımızda Aras'la buradan mümkün değil çıkamayız. O yüzden maalesef bu park bizden geçer not almadı. Yani bizim için güzel, güvenli yine ama her alanını kullanamadığımız için bir tık üzüldüm. Şimdi biz yine Barış Manço Parkı'na geldik. Şimdi Aras'ın tepkisine iyi bakın. Durduğum anda öyle bir çığlık kopartıyor ki. Bak şimdi birazcık gidelim. Durdum bakın. Tamam devam ediyorum tamam. Tamam devam ediyoruz. Duralım mı birazcık? Tamam, o zaman şimdi durun. Tamam, durduk. Aa, az önce çok fena çığlık atıyordu. Atmıyor şu anda ama gene bir mızmızlık yapıyor. Çok güzel bir park. Şu arka kısmı küçük çocuklar için. Yine bunun da üst kısmı bir tık işte o ipli olan kısımlar, ağ olan kısımlar sıkıntılı ama güzel bu park. Sevdik. Geçen gün poğaça aldığımız yere gidiyorum şimdi. Oradan yine Aras'a
poğaçaya da işte simit alacağım. Eve de ekmek alacağım. Sonra da eve döneceğiz artık. Diğer parka gitmedik bu arada çünkü diğer park ıslaktı bayağı bir. Çok güzel burası. Gerçekten yani şu manzaraya bile bakmak çok dinlendiriyor beni. Çok rahatlatıyor. Çok seviyorum gerçekten. Eve varmak üzereyiz. Arasçığım o açmanın yarısını yedi. Yarısını da ben yedim o yemeğince. Ev için de hemen işte simit falan aldım, ekmek aldım. Bir gidelim bunları bir güzelce yiyelim. Soframızı kuralım. Sonra da bugün ne yapacağımıza ve nereye gideceğimize karar verelim. Meteoroloji bir yağacak, bir yağmayacak, bir yağacak, bir yağmayacak dedi derken şimdi yağmur yağıyor. Bereketli olsun inşallah. Çok güzel yağıyor. Toprak kokusu geldi, serinlik geldi. İyi oldu. Biz bir yere çıkamadık maalesef. Eşim dün gece biraz rahatsızlanmış. Yani dün çok zaten yağmur yağdı. Yağmurdan sonra da bir soğukluk vardı. Bizim de yani yattığımız odayla salon arası açık duruyor. Oradan da sanırım o rüzgar estikçe etkilenmiş. Üzerini de hiç örtmediği için hasta oldu. O yüzden çok biz de denize gitmek istemedik bugün. O biraz kendini toparlasın, biraz daha iyi hissederse öyle gideriz. Doktora da gitmek istemiyor şu an. O yüzden biz de bugün bir yere gitmemeye karar verdik. Ama evde de insan mayıştıkça mayışıyor, yattıkça yatası geliyor. Görümcem bana şöyle güzel kahve yapmış. Ben şimdi bir kahve içeceğim. Sonra da şöyle bir gezinmeye çıkacağız. Çünkü diğer türlü iyi olmayacak. Yani bayağı benim de uykum falan geldi. 5'te kalktım bugün ben. O serinlikte kalktım. Rüya falan görmüşüm. Bir daha da yatamadım zaten, uyuyamadım. Şimdi hemen bu kahvemi içeyim. Aras'cığım da bugün ikinci muzunu yiyor. Yani çok büyük değildir ama gene de inşallah sıkıntı çıkmaz. Bu arada size bunu göstermeyi unuttum. Bana görüncem böyle bir diye almış. Sağ olsun. Video çekebilmem için daha güzel. Aras'cığım o senin değil ama oyuncak değil o. Çok hoşuma gitti. Şimdi böyle temizliği falan dün onunla yaptım hatta. Çok kolaylık sağladı. Video çekerken bana yardımcı olacak artık. Aras'cığım yaklaşık 2,5 saat uyudu. Meyve tabağı hazırladım, onu göstereceğim ama öncesinde işte görümcemin işte bazasının altı falan oraları düzenledim biraz. Gardırobunu düzenledim. Onlarla birazcık haşır neşir oldum Aras uyurken. Aras uyandıktan sonra da ona hemen ek gıdasını yedirdim. 2 tane muz yedi bugün küçüklerinden. Öyle olunca muz vermedim. Sadece cici bebe ve yumurta karıştırdım. Tamam anneciğim burada. Şimdi de kendime hemen şöyle meyve tabağı hazırladım. Ama Aras'cığım da durmuyor. Bunu yemek istiyor. O yüzden hemen göstereyim. Sonra biz bunu afiyetle yiyelim. Evet bu Aras Bey. Merhaba. Meyve tabağımız da bu şekilde. Aras'cığım bozmadan önce bu şekilde. Evet güzel mi? Alkış. Eşim kendini bayağı kötü hissediyordu. Biz de öyle olunca gitmesini istedik hastaneye. Yani çünkü daha kötüye gitmeden bir an önce çözüm olsun diye. Onlar görümcemle beraber hastaneye gittiler. Ona serum takmışlar. Hatta şimdi mesaj attım. Birinci serum bitti. İkinci serumu taktılar dedi. Bayağı bir soğukta kalmış. Yani çok aşırı rüzgar esti gece. Öyle olunca da herhalde iki cam arasında esmiş bayağı bir ona doğru. Hamip. Çilek güzelim benim bu.
O yüzden onlar şimdi hala hastanedeler. Evet anneciğim, alkış sana. Eşimin işi bitmiş hastanedeki, biraz yürüyüş yapalım dedi. Aras'ı da hazırladım. Aras şimdi kapının orada. Ben de şöyle üzerime bir tulum giydim. Aras'cığıma da siyah giydirdim şöyle. Şimdi gidiyoruz. I can